kumandanı Palvarday'ın muhafızları. Başlarında yüzbaşı Michel var. Muhakkak kaleden kaçtığımızı anladılar. Bizleri arıyorlar. Allah bere de kalede Çalasan keferilerin eline düşmese. Bizleri hiçbir kale muhafızı görmeden yerimize varmalıyız. Kimsiniz? Açın, yabancı değil. Ben aşık kulunuz. Anneni getirdim. Ah, anneciğim! Benim güzel anneciğim! Gel anne, otur şöyle. Anne, yiğidim nerede? Babamın vaktiyle öğrettiği kalenin gizli yolundan kaçabilmem muhafızları oyalamak için orada kaldı. Hem de Sinan Paşa ve heyetini şehit eden yüzbaşı Antonio'dan öcünü almak için. Eğer yakalanırsa onu öldürürler. Anne, ben onsuz yaşayamam. Babama hazinenin yerini söyletmek için hain Palvarday yaptırdı, değil mi? Evet. Zavallı anneciğim! Üzülme kızım. Tanrı daima iyilerin yardımcısı. Tanrı yiğidime öcünü almak için yardımcı olsun. Amin. Bacım, üzülmeyin. Çalasan şu ana kadar buraya gelmediğine göre muhakkak öcünü alıp orduyu Hümayun'a dahil olmak üzere Viyana surlarına doğru yola çıkmıştı. Cihan Padişahı Kanuni Sultan Süleyman Han, Budin'in muhafazasına Hüsrev Bey'i bıraktıktan sonra ordugahını kaldırıp süratli bir yürüyüşle 22 Eylül 1529'da Avusturya Macaristan hududunda bulunan Ovar kasabasına gelir. Devlet yolunda baş alıp baş vermek için kılıç kuşanan Çalasan, Şevketli Padişahına Estergon kafiri Palvarday'ın yaptıklarını ulaştırıp emri iradesini almak hem de Viyana muhasırasında kulluğunu bir kere daha ispat etmek için Ovar kasabasında divana dahil olur. Şevketli Padişahım, Estergon kafiri irade ve buyruklarınızı kabul etmeyip karşı geldi. Sinan Paşa ve beyzadeleri misafir ettikleri yerde cuma namazını eda ederken şehit ettirdi. Vah dostlarım, vah evlatlarım, şecaatli asker, bize başka bir diyeceğin var mı? Şevketli Padişahım, Estergon Kalesi müstahkem bir kaledir. Papa Paul ve Kral Ferdinand'dan yardım görür. Çalasan, Estergon kafirinin Bölükbaşı Cafer'e, Zapolya Yanoş'un en yakın dostu Verben'e bir hazine yüzünden yaptığı işkenceleri anlatır. Çalasan, Şevketli Padişahının emri iradesini aldıktan sonra yarım kalan görevini tamamlamak, Serhat'te bulunan genç Osman kulunu bulup kurban olmadan Estergon'da Türk sancaklarını dalgalandırmak için yola koyulur. Hasan'ı günlerdir aradığınız halde Estergon'da bulamadınız ha? Evet asır kumandanım. Sersem köpek, beceriksiz herif.
Ancak hepiniz bol bol şarap içip kadınlarla seçmesini bilirsiniz. Sizlerin yapamadığınızı kendi kılıcımla yapacağım. Asil Karlovic, yanına en iyi silahşör ve zabitleri al. Derhal Estergon'da ne kadar yabancı varsa yakala. Türk hanelerinin hepsini bas. Kaleden kaçanları sor. Söylemeyenleri o an öldür. Estergon kale komandanı ve valisi Hain Palvardayın emri üzerine kale muhafızları muhtelif gruplar halinde Estergon arazisinin dört bir yanına yayılırlar. Önlerine gelen her Türk hanesine zorla girerek insanlık dışı bir davranışla masum Türkleri insafsızca öldürürler. Türk çocuklarını kılıçlarının ucuna geçirip köy köy dolaşırlar. Şimdi tek yüreğime acısı düşen masum Türklerin bizlerin yüzünden haince öldürülmeleridir. Buna mani olmalıyım. Mani olmalıyım buna. Ayak taban yaralarının iyileşmeden bir yere gidemezsin. O kafirlerle mücadele edemezsin. Türklerin öcünü almak için ayak taban yaralarının iyileşmesini beklemelisin. Beyzadem Çalasan'dan bir haber var mı? Hayır ağam. Antonia denilen kefereden intikamını alıp kaleden kaçtıktan sonra Estergon'da bir daha görünmemiş. Evvelce söylediğim gibi Viyana surlarını muhasara eden Şevketli padişahımızın Estergon topraklarının mülke dahil olması için emru iradesini almaya gitmiştir. İnşallah bugünlerde Estergon'a dahil olur. Sağ olun be kafirler! Sağ olsun! Sağ olun namertler! Tanrım, beni Türklere karşı insafsızca işlenen cinayetlerin öcünü almadan kurban etme. Bismillah. Hanemize hoş geldiniz kumandan cenapları. Söyle bakalım moruk. Çal Hasan, Bölükbaşı Cafer, Madam Isabel burada mı? Hayır. Peki nerede? Estergon'da hangi Türk'ün hanesinde saklanıyor? Bilmiyorum. Hem söylediğiniz kimseleri ne gördüm ne de tanıyorum. Ya sen? Ben de bilmiyorum. Tanımıyorum. Her ikiniz de yalan söylüyorsunuz. Yalan söylemenin sonu ölümdür.